Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyenlerimiz, Ahmet Efik Ozan Fuar ve Kongre Merkezimizde bulunan değerli misafirlerimiz, Elazığ Belediyesi'nin hazırlamış olduğu geleneksel Ramazan etkinliklerimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, Ramazan iklimini artık yavaş yavaş sonbahara doğru bırakıyoruz. Ramazan sonuna doğru yavaş yavaş ilerlemekteyiz. Bugün 17. günü de artık nihayete erdirdik ve yine akşamında bu güzel ortamda sizlerle beraberiz. Ekranları başında siz kıymetli izleyenler, yine alanımızda bulunan değerli misafirlerimiz. Her akşam olduğu gibi yine bu akşamda Elazığ Belediyesi'nin organize ettiği geleneksel Ramazan şenliklerimizde çok değerli, kıymetli isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu akşam da çok kıymetli bir isim ve çok kıymetli bir orkestra var. Az sonra onları alkışlarınız eşliğinde sahnemize davet edeceğim ama öncesinde yine her akşam olduğu gibi bunu bir vazife, bunu bir borç biliyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizlerle sizleri bir araya getirdiği için ekranları başında bulunan kıymetli izleyenlerimiz, alanımızda bulunan değerli misafirlerimiz, şöyle güçlü alkışlarımızla Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na şöyle bir merhaba diyelim buradan. Sağ olsun, var olsunlar. Evet, şimdi öncelikle sahnemize orkestramızı davet etmek istiyorum ben. Yalnız sizden rica ediyorum şöyle güçlü alkışlarla. Çünkü sanatçının ekmeği alkıştır. Evet, davulda Burak Ülke geliyor efendim sahnemize. Hemen akabinde kemanda Halil Çeşmecioğlu olacak bu akşam. Şöyle alkışlar daha güçlü olsun. Klarnet Özgür Pazarlı, bas gitarda Yavuz Keskin, elektro gitarda Serdar Seçme. Ama alkışlar biraz yavaşladı sanki, değil mi? Ve solistimiz Sezen Kiremit Hanım efendi, onu da sahnemize güçlü alkışlarımızla alıyoruz. Bu akşam şimdi çok kıymetli bir sesi biz radyoculuk zamanlarımda çokça dinlediğim, çokça severek ve isteyerek dinlettiğim çok kıymetli bir ismi bu akşam sizlerle beraber canlı dinleme şerefine nail olacağım. Evet, söz yazarı ve besteci. Türkiye Yüzyılı Marşı'nı biliyor muyuz? Biliyor muyuz? Alkışlayalım. Evet. Cumhuriyetimizin 100. yılı için bestelenmiş en güzel eserlerden birisi, bestecisi ve söz yazarı AK Parti 28. dönem İstanbul Milletvekilimiz, gecemizin usta sanatçısı Sayın Yücel Arzen efendim. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Yolunun vardı konun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tek bir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bil. Yolunun varlığı konum, gerisi
hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Mermerlerin nabzında hala çarpar bu tekbir. Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bil. Irmak üç beş damla su, bir hayata çarptık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölüm rüyadan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşler, sizi kim diriltecek? Eyvah eyvah, Sakarya'm sana mı düştü bu yük? Bu dava zor, bu dava büyük. Bana kefen bir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yolunun var mı konun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah? Hadi beraber. Yolunun varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Mermerlerin nabzında hala çarpar bu tekbir. Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bil. Yolunun varlık olun, yolunun varlık olun, gerisi hep Sakarya. Ayağa kalk Sakarya, mermerlerin nabzında hala çarpar bu tekbir. Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bil. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi sizle buluşturan Elazığ Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz kazanacağız inşallah. Hem burada kazanacağız, hem de bugün Cumhurbaşkanımızın dediği gibi telefonlara sarılacaksınız. Ankara ve İstanbul'daki, özellikle İstanbul'daki bütün Elazığlıları arayacaksınız. Şunu söyleyeceksiniz: eğer Murat Kurum'a oy vermezseniz bir daha sizinle hiç görüşmüyorum. Bırakıyoruz sizi, terk ediyoruz. Tamam mı? Bunu yapın. Bu seferberliği göstermemiz lazım. Çünkü bu seferberlikte insan millet olduğunu öğrenir. Bize millet olma bilincimizi yeniden veren, bu cesareti gösteren Recep Tayyip Erdoğan'a buradan saygılarımızı da iletiyoruz.
Tohum saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan, koş sana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Çınar şimdi Noel ağacı. Dallarda iğreti yaprak utansın. Usta'da kalırsa bu özsüz yapın. Onu sürdürmeyen çırak utansın. Onu sürdüreceğiz. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in ölümsüz dizeleriyle başladık. Sakarya türküsünü. Çocuklar, hey 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 hey. Onları biraz susturabilirsek. Bir temaşadan bir konsere. Tamam, onlar da dinlemeliler. Dinlemeyeceklerse çıkabilirler elbette. Tamam. Şarkımız bizim. Kırılır da bir gün bütün dişliler, döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Sen beni
yokuşlar kaybolur. Çıkarız düze, kavuşuruz sonu gelmez gündüzlere. Sapan taşların yanında füze, budur alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman. Çok teşekkür ediyoruz. Benim söylediğimiz sözler falan anlaşılıyor değil mi? Yani geçiyor, o tarafa geliyor değil mi? Peki. Konser vermek için, müzik dinlemek için, anlaşmak, anlaşılmak için son derece zor bir mekan. Ses dağılıyor çünkü. Ama olsun, madem ki çıktık, gönülden gönüle bir yol vardır bilinir. Efendim canım söyle, bir şey mi söyleyeceksin? Yok yok, söylemiyorum. Ne söyleyecek? Bana mı söylüyor? Peki. Benim Necip Fazıl Kısakürek şiirleriyle ilk tanışmam konservatuar yıllarında Kaldırımlar şiiriyle oldu. Daha sonra ben o Kaldırımlar şiirini Funda Arar'a okuması için verdim. Okudu vesaire. Şimdi isterseniz Kaldırımlar şiiri, bir sorun yok. Sorun yok. Kaldırımlar şiirini seslendirmek istiyoruz
yüksek müsaadenizle. Kaldırımlar şiirinin şöyle bir özelliği var. Tabii Batı, Doğu, Üstad o sıralar Paris'e gitmiştir. Batı'yı görmüş, onu anlamaya çalışmış biridir, bir entelektüeldir. Şimdi bu iki çatışkı arasında kalan biri de var o sıralar. Çok genç Kaldırımlar şiirini yazdığında. Biraz Batı, biraz Doğu'nun kodlarıyla düşünmenizi isteyeceğim bir beste bu. O zaman Funda Arar okudu ama şimdi sahnede benimle birlikte bu şarkıyı yorumlamasını istediğim yorumcu arkadaşım Sezen Kiremit var. Biz de bu şarkıda eşlik ederse seviniriz. Buyurun Kaldırımlar. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Ardıma akmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa karışan noktasında. Kesilince sesli kaldırımlar, kaldırımlar, kaldırımlar. İçimde uzayan bir lisan. Oh,
kaldırımla. İçim çekenleri annesi kaldırımlar, kaldırımlar, kaldırımlar. İçimde yaşamış kaldırımlar. Duyulur ses kesilince sesini kaldırımlar, kaldırımlar, kaldırımlar. İçimde uzayan bir lisan. Şimdi çok fazla her yerde okumuyoruz bu şimdi okuyacağım şarkıyı. Biraz Necip Fazıl'dan hafif ayrılmak, şeye gitmek istedim ya, Ali Ulvi Kurucu'ya. Ali Ulvi Kurucu'nun çok güzel bir şiiri var. Sezen'le beraber o şiiri okumak istiyoruz. Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Peygamberimiz için bir naat niteliğinde. Onu okuyacağım. Tarşa çıkar aşıkların ahı, medheyleyen ahlakın hicrandır efendim. Tarşa çıkar aşıkların ahı, medheyleyen ahlakın hicrandır efendim. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Şefi Allah, ya Nebi Allah. Aşkınla bu hurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Aşkınla bu hurdan gibi tütmekte bu kalbi, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Ya Habiballah, ya Şefi Allah, ya Nebi Allah, ya Şefi Allah. Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil alem sana hicrandır efendim. Ecramu felek levhü kalem mesti nigâh, medheyleyen ahlak Kur'an'dır efendim. Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Ben değil alem sana kurbandır efendim.
ecran felekler hükalem mestini gör. Darına aşık ulu Yezdan'dır efendim. Ya Habiballah, ya Resulallah, ya Nebi Allah, ya Resulallah. Bunu ilk kez duyduğunuzu biliyorum. Ama çok güzel bir girişi var ya. Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil alem sana kurbandır efendim. Ecram-ı felekle hükalem mestini gâhım. Didarına aşık ulu Yezdan'dır efendim. Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil alem sana kurbandır efendim. Ecram-ı felekle hükalem mestini gâh. Didarına aşık ulu Yezdan'dır efendim. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Türk şiirinin bir başka büyük ustası Abdurrahim Karakoç. Abdurrahim Karakoç'un adını biliyorsunuz değil mi? Abdurrahim Karakoç'un elbette. Abdurrahim Karakoç'un efendim gençlere söylenebilecek her şeyi söylediği, bütün o nasihatı bir şiire sıkıştırabildiği olağanüstü bir eseri var. İsmailce, incinme, incitme. Ona yaptığım şarkıyı sizle paylaşmak istiyorum. Abdurrahim Karakoç sadece burada değil, aynı zamanda Kafkasya'da da çok sevilen bir şair. Dolayısıyla bu şiiri böyle üzgün üzgün değil, bangır bangır okuyacağım, tamam mı? Ve tabii sizin desteğinizle. Buyurun. Sizden de destek gelmesi lazım. Bir prova yapalım mı? Gençler, ben gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin dediğimde Ziya Hocam siz de 4 kere hay 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 diyeceksiniz, tamam mı? 4 kere hay 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 hay. Bakın şöyle, hadi Sezen biz prova yapalım. Gölgesinde otur ama hay 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 hay. Bir kere daha yapıyorum. Üçüncüde siz yapacaksınız ve olağanüstü yapacaksınız. Biliyorum. Gölgesinde otur ama hay 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 hay. Şimdi sıra sizde. Gölgesinde otur ama hay 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 hay. Elazığ'ın bütün yeteneksizleri bu salona toplanmış. Son bir şans daha veriyorum. Herkes vermez. Gölgesinde otur ama bunu bozmayın, saklı tutun. Başlıyoruz. (Gülüyor)
köşesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlendik gir mezara, toprak senden incinmesin. Gölgesinde otur ama hay 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 hay, yaprak senden incinmesin. Hay 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 hay, temizlendi gir mezara, hay 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 hay, toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yollar uzun, yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmail'ce, bıçak senden incinmesin. Yat kurban ol İsmail'ce, bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, hay 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 hay, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, hay 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 hay, doğru söyle sorarlarsa, hay 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 hay, tabutuna yollar uzun, yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yollar uzun, yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmail'ce, bıçak senden incinmesin. Yat kurban ol İsmail'ce, bıçak senden incinmesin. Birkaç tane aşk şarkısı okuyayım mı? Ne dersiniz? Kim onu dedi? Hadi o zaman senden gelsin. Ah bu çalan şarkımız yarim yar, eski bir anı şimdi. Sen gelinimdin benim, yârim yârim, damadım nerede şimdi? Neyleyim baharı, hazanı, sevda çiçeğim soldu. Bir yanan kalp vardı senin için, gittiğin gün odur. Ah bu çalan şarkımız yârim yârim, eski bir an şimdi. Ben gelinindim senin yârim yârim, damadım nerede şimdi? Meyleyim baharı mı, hazanı mı, sevda çiçeğim solmuş. Bir yanan kalp vardı senin, gittin gün odur.
gençliğim, ellerinde gençliğim. Bir ömrüm daha olsaydı ah, uğruna vermez mi? Bir rüzgar gibi geçti, ellerinde gençliğim. Bir ömrüm daha olsaydı ah, uğruna vermez mi? Eski bir yalandı o, aşk denilen masaldı. Hiç çıkmıyor aklımdan hiç Haziran akşamları. Eski bir yalandı o, aşk denilen masal. Birisine kalmışım bir ayrılık şarkısı. Bilmezler nasıl sevdik aşkım, bilmezler nasıl yandı. Hani durmaz dönerdi dünya, biz deli sevdalıydık. Hani yıldızlar şahitti, neden görmezler artık. Kaderle bağlı iki alyans, bilmezler biz ayrı. Bilmezler nasıl sevdim aşkım, bilmezler nasıl yandım. Hani durmaz önerdim, biz deli sevdalıydık. Hani yıldızlar şahitti, neden görmezler artık. Kaderle bağlı bilmezler biz ayrıldık. Şimdi aramızda hakikaten sadece Sezen Kiremit değil, çok kıymetli klarnet ustamız Albız bizimle beraber. Belki tanıyanınız vardır Albız'ı. Şu sıralar hepimizden daha meşhur oldu o. Selahattin dizisinde de kendisini yakinen tanıyoruz. Fakat tabii Selahattin dizisinde oynamanız yetmez. Selahattin'in yanında mısınız, karşısında mısınız? O bizi ilgilendiriyor. Yanındasınız. Peki, şimdi bir başka büyük sanatçı var, bir keman virtüözü, Halil Çeşmecioğlu. Bize bir Hicaz taksim yapar mısınız? Thank you.
Sana olan duyguları bir bile bilsen, anlayabilsen belki severdin. İçimdeki hasretini bir duyabilsen, anlayabilsen. Sana sevdim diyemem, yalan 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 yalan, vallahi yalan, inan ki yalan. Sen kara sevdansın benim, duman 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 duman, hasretin tüter içimde yanan. Hadi Elazığlılar. Bir parçacık canım kaldı. Sen hey, yar yar. Yine başımda sevda. Ne yar yar. Geceler kara zindan, ah, yar yar. Bir parçacık canım kaldı onunla sen. Gözlerin bir bıçak gibi, bir silah gibi, cehennem gibi. Söylenmemiş türkümdün sen, unutmam seni, unutmam seni. Sana sevdim diyemem, yalan 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 yalan, vallahi yalan, inan ki yalan. Sen kara sevdamsın benim, duman 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 duman, hasretin tüter içim. Başımda sevda, le yar yar. Geceler kara zindan, le yar yar. Bir parçacık canım kaldı, onu da sen. Le yar yar. Oh,
Güzel şarkı ha. Ziya Hocam, aramızda Ziya Polat var. Ziya Hocam'la ben 15-16 yıl oldu. Şu reverb'ü falan bir alır mısınız ya? Sıfıra, vay be. Ziya Hocam'la ben 16-17 yıl önce tanıştık. Çok değil, bir iki kere, üç kere, bu üçüncü. Ama hep böyle ara ara araşırız, hal hatırı sorarız filan. Kendisinin şiirleri de var. Bizimle bir şiirini paylaşır mısın? Vay arkadaş ya. Biz kendimizi paralıyoruz burada adam. Hadi hocam hadi ya. Alkışlarınızla Ziya Polat. Kendisine de sürpriz oldu ha. Hiç böyle bir şey beklemiyordu değil mi? Vallahi siz de Nurullah Genç'ten bir şiir okuyabilirsiniz. Nurullah Genç kendinden? Yok, benim kendi şeyimden. Peki, tamam. Tamam, biz sana eşlik ederiz. Söyle bana hindiba, kartallar uçar mı bir harabeden? Köprülerden benim yârim geçer mi? Sen neden bu kadar güzelsin bilmem. Taşırsın yeryüzüne ebedi tohumları. Ben ise kuruyacak bir suyun mahkumuyum. Avuçlayıp öpüyorum kumları. Bir kara delikten bakarken hayat. Meydan okuyanlar kim bu serava? Söyle bana hindiba. Sen nasıl bu kadar ceylan koşması? Sen nasıl bu kadar yollar aşması? Sen nasıl bu kadar güneşe meftun? Sen nasıl bu kadar sahra çeşmesi? Ben rüzgar değilim. Dokunmam çiçeklere. Ben kara parmaklı insan değilim. Kirpik uçlarından kayar yıldızlar. Bilemezsin hayal akşamlarında renklerini kuşatan damıtılmış gözyaşıdır ömrümün. Ben boşluğa üfleyen cellat değilim. Kara yele verdim ayaklarımı. Söyle bana eceli kim tutar perçeminden? Hangi ölü bilmez nereye gittiğini? Sen miydin o mehpare, o memnu, o dilruba? Söyle bana hindiba. Sen nasıl bu kadar bulut gülmesi? Sen nasıl bu kadar bıldırcın sesi? Sen nasıl bu kadar pencere önü? Sen nasıl bu kadar gök gürlemesi? Ben kaptan değilim, anlamam gemileri. Gizli bir ummanın gelgitlerinden iniltiler vurur sahillerime. Deniz feneri değilim. Önce yürü bu vefasız ülkeden, sonra uzan bir tenhaya, sessiz ol. Gelip geçsin üzerinden turnalar. Düşün, sesler neden bulur sesleri? Kelam kimin damarlarında kandır? Harflerini senden alan merhaba, hangi demin ateşidir içimde? Söyle bana hindiba. Sen nasıl bu kadar gönül hanesi? Sen nasıl bu kadar yar divanesi? Sen nasıl bu kadar çırağı ömür? Sen nasıl bu kadar inci tanesi? Ben korku değilim kapı aralarında. Pencerenin infilakı değilim. Gölgeleri yüzlerinden tanırım. Bir resim, bir ressamı ağlatır bir yerlerde. Bir eşya, bir hamalı,
ben hala öğütülen anılarıma değil, değirmene inanırım. Bu derin aldanış kimden kalmadır? Bu uzaklık, bu diva, söyle bana hindiba. Sen nasıl bu kadar kelamın hası? Sen nasıl bu kadar şiir bohçası? Sen nasıl bu kadar esrarlı bir mum? Sen nasıl bu kadar rüya bahçesi? Ben bir kervan muamması değilim. Çekinmem yolların kıvrımlarından. Ellerim ışıldar alacakaranlıkta. Saklambaçlar ortasındadır evim. Kışın kar topudur adını anmak. Döner döner yüreğimde dal olur. Yazın güneş yanığıdır düşlerim. Sonbahar ruhumu bekleyen oba, söyle bana hindiba. Sen nasıl bu kadar sevda hecesi? Sen nasıl bu kadar hayal incesi? Sen nasıl bu kadar mutluluk çağı? Sen nasıl bu kadar tarih öncesi? Teşekkürlerimi iletiyorum. Saygılar. Biz burada rahat rahat Ramazanımızla hemhal iken bize bu havalarda unuttuğumuz bir şeyi yeniden yaşatanlar da var. Nedir o? İstiklal ve hürriyet mücadelesi. İstiklal ve hürriyet mücadelesini bugün Gazze'de insanlar mücadeleleriyle hepimize örnek oluyorlar. 100 yıl önce bizim bütün dünyaya yeniden örnek olduğumuz gibi. Gazze'deki, Filistin'deki insanlar birer afetzede değil. Aç, açıkta, perişanlık içerisinde değiller. Oradaki insanlar bir savaşın, bir cihadın içindeler. Bu cihadın adı İstiklal ve Hürriyet Harbi'dir. Bizler onlara yardım filan etmeyeceğiz ha. Onların bir yardıma ihtiyacı yok. Onların bizim yardımımıza değil, bizim onların mücadelesine ihtiyacımız var. Meseleyi böyle algılayıp oradaki İstiklal Harbi'ne destek olmamız lazım. Bir yardım değil. Kudüs işgal altında. Ben bu şarkıyı yaparken katliam henüz yeni başlamıştı. Hala devam ediyor. Kalbimizin Kudüs'ü işgalden kurtulmayıncaya dek bizler özgür sayılmayız. Şimdi sizle beraber bir Kudüs işgal altında diye bir türkü yaktım. Onu beraber söylemek istiyorum ama böyle gümbür gümbür, ezik ezik değil, bağıra çağıra. Tempo! Katillere haykırmaya, çünkü Kudüs işgal altında. Yağmurlar yağmıyor artık topraklara, kuşlar bırakmış uçmayı. Çocukları tutmuş olmuş kalbim, unuttu konuşmayı. Çünkü Kudüs işgal altında. Hadi vur yine, vur yine, vur yine, vur kahzan.
bir ölür bin dirilir aklımda. Hadi vur yine vur yine vur yine vur kahsan. Çünkü Kudüs işgal altında. Yetimler ordusunun ey kahraman komutanım. Hesap soruyor yıldızlara, dincik başı geliyor havadan, bir yüzüden yıkıyor dalları, bombalar altında kalan bebekleri. Ana göz intikamı. Hadi vur yine vur yine vur yine vur kassam. Bir ölür bin dirilir aklımda. Hadi vur yine vur yine vur yine vur kassam. Çünkü Kudüs işgal altında. Hadi vur yine vur yine vur yine vur kahsan. Bir ölür bin dirilir aklımda. Hadi vur yine vur yine vur yine vur kahsan. Çünkü Kudüs işgal altında. İnşallah kurtaracaklar, inşallah beraber kurtaracağız. Hem zihnimizi işgalden kurtaracağız, hem kalbimizi işgalden kurtaracağız. Öyle özgürlük kolay bir şey değil, hürriyet hiç kolay bir şey değil. Peki, şu baştaki Sakarya türküsünü bir kere daha hep beraber okuyup huzurlarınızdan ayrılacağım. Sakarya türküsü, tekrar. Ayağa kalk Sakarya,
Ölümlerinin noksunda hala çarpar bu tekbir. Olur mu deli rüzgar o sedayı Allah bil. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarım ve ben. İnşallah en yakın zamanda bir daha görüşürüz. Hoşçakalın. Evet, asıl biz teşekkür ediyoruz. Sevgili Yücel Arzen, bu gece burada olmayanlar çok şey kaçırdılar. Ekranları başındakiler belki şahit oldular ama bu alanda olmayanlar bugün büyük bir konseri, büyük bir ismi kaçırdılar. İnşallah önümüzdeki günlerde yine ağırlamak istiyoruz. Efendim, bu gecenin anısına size bir hediyemiz olacak. Sayın Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın tarafından sizin için hazırlanan bir hediyemiz olacak. Ben hediyemizi vermek üzere Elazığ Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Nazif Bilginoğlu'nu sahnemize davet etmek istiyorum. Evet, Sayın Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın adına Başkan Yardımcımız Nazif Bilginoğlu hediyelerini takdim edecekler. Evet. Bir fincan takımı, yanında da bir madalyonumuz var. Bu madalyon Elazığ'ımızın simgesi olan, Elazığ'ımızın logosuyla bezenmiş. Umut ediyoruz ki baktıkça bizleri hatırlayacaksınız. Evet. Kıymetli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam bizlere doyumsuz bir geceyi yaşattılar. Sayın Yücel Arzen'e, ekibine ayrı ayrı, Sezen Hanım'a ayrı ayrı teşekkürler sunuyoruz. Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyenlerimiz, az önce de söylediğim büyük bir konseri kaçırdınız. Çok keyifliydi. İnşallah önümüzdeki zaman içerisinde tekrar sizlerle buluşturmak istiyoruz. Bu güzellikleri bugün burada olmayanlara da yaşatmak istiyoruz. Evet, Ramazan gecelerimiz yine bu
bu şekilde böyle güzel bir şekilde devam edecek. Birbirinden kıymetli isimleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu akşam Yücel Arzen ve orkestrası bizlerle birlikteydi. Yarın yine yepyeni bir sanatçı, yepyeni bir isimle tekrar bu sahnede olacağız. O vakitte tekrar görüşünceye kadar herkese hayırlı Ramazanlar. Hoşça kalın.